Merhabalar. Bu görselimizde DirectX yazıyla piyasada sıkça kullanılan software bir yazılım olan pfSense arasında nasıl bir VPN, daha doğrusu VPN yapmayı göreceğiz. Basit anlamda yapmak istediğimiz pfSense client'larının ve DirectX client'larının sanki aynı LAN'daymışçasına bir VPN sistemiyle konuşabilmesini sağlamak. Tabi burada bunu yaparken pfSense'in VPN ve DirectX'in VPN sisteminden yararlanacağız ve IPsec bir tünel kuracağız her ikisi arasında. Yapı oldukça basit. Ufak bir network'ümüz var. Tabi internet üzerinden yapmıyoruz bu işlemi. Normal diğer bir ağdan yapıyoruz fakat internet üzerinde olması da başka bir şey olması fark etmiyor. Cihazların IP'lerin birbirine erişebilmesi yeterli. pfSense'imizin WAN IP'si şu şekilde ve DirectX'imizin WAN IP'si de bu şekilde. Bir client PC'miz var. Şu an bu kayıtta bu client, daha doğrusu admin PC üzerinden alıyoruz. Hemen cihazlarımızın arayüzüne erişelim. 200.200.1 nolu IP'de DirectX cihazımız, 200.200.2 nolu PC'de de pfSense cihazımız var. Hemen pfSense cihazında VPN için gerekli ayarları yapalım. Tabi bu arada aslında bir syslog programında çalıştırırsak tahmin ediyorum ki daha iyi olacaktır. Syslog programımızda çalıştıralım. Şimdi her iki cihazında ilk önce sysloglarını ayarlayalım. Bu şekilde sistemimizde bir sorun olursa anlamamız daha kolay olacaktır. Hemen 200.200.3 nolu PC'ye VPN loglarımızı göndersin. Aynı işlemi pfSense cihazı için de yapalım. Setting Enable. Şu cihaza sadece VPN loglarımızı göndersin. Okey diyelim. Bakalım. Tabii şu an herhangi bir log gelmiyor çünkü herhangi bir VPN arayüzü tasarlanmadı daha. Hemen VPN kısmına gelelim. IPsec diyelim. IPsec interfezimiz halihazırda açık durumda. Hemen birinci fazımıza ekleyelim. WAN üzerinden gelecek. Remote gateway'imiz 200. 200. 201 olacak. Description DirectX Router diyelim. Authentication Manual Place'i agresif değil main modda yapacağız. IP'lerimizi bu şekilde. Pressure Key verelim X içine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diyelim. Policy ve Proposal için herhangi bir işlem yapmıyoruz. 3DES MD5'a alalım ve Group 1'e çekelim. 28.800 NAT'a ihtiyacımız yok. Delete Per Detection. Okey. Şimdi ikinci fazımızı tanımlayalım. Tünel modunda olacak. LAN subnetine gelecek. Remote subnetimiz ise 192.168.17.0 subnet olacak. DirectX 3200 LAN diyelim. ESP olacak. IS Blob Shift kullanmayacağız. CASE kullanmayacağız. Üst DES ve MD5 yapacağız. PFS'yi birinci gruba göndereceğiz. Lifetime'ımız da bu şekilde olacak. Apply diyelim. Close diyelim. Tabi pfSense'de DirectX cihazlarında firewall'ı default halde eğer bir işlem yaparsanız LAN ve WAN girişlerine izin vermekte. Fakat pfSense'de bu işlem böyle değil. O yüzden firewall'da ki DirectX'in VPN hattını kontrol edip ki bu diğer cihazların bir çoğunluğu yok. Ping de kontrol edip eğer tünel var fakat data geçmiyorsa tüneli kapatıp tekrar kapı açması için ne yapmamız gerekiyor? pfSense'in LAN IP adresine VPN interfezinden izin vermemiz gerekiyor. Firewall kısmına gelelim. Rule bölümüne gelelim. pfSense'in arayüzü biraz yavaş çalışıyor. Okey. IPsec interfezimize gelelim ve bir tane kural ekleyelim. Kuralımız PES olacak. IPsec'ten olacak. Protokolümüz olarak en iyi seçelim. Source address kısmı bir network seçelim ve buraya şöyle diyelim. 192.168.17.0 Subnet'i ki bu DirectX'in subnet'i oluyor. 24'lü bir subnet. Nereye gelirse LAN subnetine gelirse izin ver. Bununla ilgili de log gönder diyebiliriz. DirectX şöyle diyelim. DirectX to pfSense. Sanırım şöyle yazılıyor da. pfSense diyelim. Bunu da kaydet diyelim. Apply Change diyelim. Okey. Kaydedildi.
Şu an görüntü itibariyle her şey normal. Tabii pfSense daha bir VPN request'te bulunmadığı için bize de bir VPN logu gelmedi. Crytek tarafına geçelim. VPN kısmına gelelim. LAN to LAN diyelim. Buraya pfSense diyelim. Dial-out da bağlanacağız. Çünkü bunun nedeni şu, Crytek hattı canlı tutabilmek için birçok özel sisteme sahip. Bu yüzden Crytek'i dial-out olarak bağlamak istiyoruz. Enable ping keep elif diyelim. Nereye ping atacağız? 468.1.1. Şimdi bunu yapmamızın nedeni şu. Crytek'in hattı kontrol etmesi esnasında, yani bu interfaz üzerinde, IPsec koru üzerinden dışarıda WAN IP'sine ping atması mantıklı mıdır, değildir. Neden? Çünkü eğer WAN IP'sine ping atarsa sadece bu hattın online olup olmadığını, daha doğrusu bu cihazın internet üzerinde veya işte network üzerinde olup olmadığını görür. Fakat bizim istediğimiz nedir? VPN tünelinin çalışıp çalışmadığını anlamak. Bu durumda şöyle bir işlem yapacağız. Crytek'in LAN IP'si üzerinden, ki orada ping ayarladığımız zaman, VPN kısmında ping ayarladığımızda nereye ping atacağız? pfSense'in LAN IP'sine ping atacağız. Bu şekilde tünelin canlı olup olmadığını ne yapabileceğiz? Anlayabileceğiz kolay bir yoldan. Hemen buraya gelelim. IPsec diyelim. Nereye gitmek istiyoruz? 200 200 2 No IP'ye gitmek istiyoruz. Peşe şehrin neydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunun her iki tarafta da aynı olması gerekiyor. 9 diyelim, okey diyelim. 3 test with authentication'la ikinci fazı da aktif olarak tutuyoruz. Tabi Crytek hani birçok cihazda VPN yaptığı için faz 1 normalde auto şeklinde geliyor ki tüm sistemlere dönüyor. Fakat biz zaten şunu ayarlamıştık. Test MD5 ve forward. Zamanlarımızda zaten tutuyor. Main modda bu işlemi yapacağız. Okey diyelim. Aşağıya gelelim. 17.0 network'ünün komplesini göndermek istiyoruz. Hangi network'e göndermek istiyoruz? 192.168.1.0 network'üne göndermek istiyoruz. Okey diyelim. Şimdi hemen Connection Management'a gelelim. Gördüğünüz gibi VPN tünelimiz kuruldu. Zaten hani burada bekleseydik de online statüste online hatlarımızı burada görebiliyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Tabii Crytek ping hattı için hani receive paketleri alabiliyor. Tek kendi hattı pinglerini, transmitlerini göstermiyor. Fakat receive paketlerini gösteriyor. Biz bir de şurada clientlarımız birbirine erişebiliyor mu? Ona bakalım. Yani pfSense client'ından Crytek client'ına bir ulaşım var mı, yok mu? Bu şekilde Crytek ve pfSense client'ların birbirine erişemediğini kontrol edeceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Hemen mremote'u açalım ve pfSense client'ımıza gelelim. pfSense client'ımızın IP'si 1.101 şeklindeki diyagramda da zaten bu şekilde gösterilmişti. Hemen şuradan ilk önce Crytek cihazına ping atabiliyor muyuz? Onu bir kontrol edelim. Yani sağlıklı bir VPN'imiz var mı? Yok mu? 17.1 No IP'ye ping atalım. Ve gördüğünüz gibi ne yapabiliyoruz? Ping atabiliyoruz. Şimdi Crytek client'ımıza geçelim ve IP'sini kontrol edelim. 17'ye 10. Şimdi Crytek'e ping atabiliyoruz ama biz aynı zamanda şunu da istiyoruz. Crytek cihazımızın arkasındaki bir network'e de ulaşabiliyor muyuz? Yani 17.10 No IP'ye ping atabiliyor muyuz? Evet, gördüğünüz gibi 17.10 nolu PC'de ping atabiliyoruz. Tabi bu işlemler tamamen karşılıklıdır. Buradan da kontrol edelim. Ping diyelim. 192, 168, 168, 1.10 nolu makineye ping atalım. Tabi pfSense client'ımızın IP'si, ops, 101. Yanlış IP atmışız. 101 nolu IP'ye ping atalım. Evet. pfSense client'ımızda ne yapıyor? Bizim ping request'lerimize cevap veriyor. Kısaca yapılması gereken işlemler bu şekilde ve sistemi buradan ne yapabilirsiniz? Takip edebilirsiniz.